Assalomu alaykum muhtaram aziz muxlislarimiz. Bugun Hazrat Navoiy haqida so'z yuritishni niyat qilganmiz. Shuning uchun so'zimizni avvalini Hazrat Navoiydan boshlaymiz. Qadimdan shu islom yuzaga kelganidan beri qalam ahli agar bir so'z aytadigan bo'lsa, avvalo o'sha hamdu sanodan boshlashgan. Biz ham shu an'anaga rioya qilib o'zimizdan emas Hazrat Navoiydan aytish bilan boshlaymiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Zikr isming azim. Rahmonlik u rahimliging vojibud ta'zim. Ism sening isming va rahmonlik va rahimlik sening isming. Sen genç ve afariniş tilismin, ismin cem isfati esma-i husna, rahmanlık ve rahimliğine yüz min hamdu sana. Rahim ham sen, rahman ham sen, azim ham sen, subhan ham sen, subhanallah. Ne kibriyayu azamettur. Kimsinden özgege vücud, itlaq-ı buhta ve tuhmettur. Zatin kayyum-ı berhaq, vücudin baqi mutlaq. Sindin özge mavcud körüngenler namud-i beynamud, belki nabud, namavcud. Vücud ve mavcuddin sen maqsud, ta'ala şa'anuka ve emma ihsanuka, وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ يَا وَدُودْ وَمَعْبُدِ وَاجِبٌ وُجُودْ İlahi, azamet ve cebarut senin şanindedir. Ve mulk-u melekut senin hükmü fermanindedir. Ezeliyetine bidayet yok ve ebediyetine haddu nihayet yok. Dehr gülşeni de her giyah ve yafrak senin hamdinge zakir ve sipehr encumanide her harfu evrak senin nimetinge şakir. Cemaliyetin bostanıda 8 uçmak bir reyhan-ı dil nevaz, celaliyetin zindanide 7 tamuh bir samumi can gudaz. Haşemetin bargahıda bir şemme mehri munir ve sen'atin kargahıda bir laqa sipihri asir. 100 bu alem ki mevcut eteydisen kün fayakun ibareti enge kafi ve anin ançerde madum eteydisen haba al mansura işareti enge vafi. Vahdaniyet sifati şeriku vezirdin mularra ve fardaniyet sireti de validu veleddin muarra. İlmin deryasıdın, her gevher nücüm duradidin pakrak, mülkün sahrasidin, her lale kıyaş mes'elidin ateşnakrak. Bimanendliğinge leyse kemislihi şey'un cüvah-ı sadık, bipeyvendliğinge lem yelid ve lem yulet delil-i muvafık, her nege kim teşbih kılınsa okşamazsin, yaxshi baqilsa u sen dindurur va sen u emassin. Har nega kim tashbih qilinsa o'xshamassin. Yaxshi baqilsa u sen dindurur va sen u emassin. Hamdingda takallum ahli tili qosur va asfosingda mutakallimlar ajizdin mutahayyir. Bu bapta la nuqsi sana'an aleyke mezkur bulur, her neçe balagat lahun urgenden urmasa mazur bulur. Ülki kuntu nebiyyan ve ademu beynel ma'i ve din mezlunu enbiyage mukaddemdir. Rahmeten lil alemin ve hatemun nebiyyin mantuqi bile alerge muahhar ve hatemdir. Habibi Hazreti İlah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir.
124 ming anbiyoi mursal ilqatidin murod ul va barcha anga hay va 18 ming olam ixtiroidin maqsud ul va ofarinish anga tufayl nubuvvat tahdida humoyun harfi uzra toj انبیای و مرسل حیدیده صاحب میراج اولین و آخرین حلق انین شفاعتیگه محتاج براخ عنایت انین مرکبی الوی حرامی و جبریل هدایت انین پیکی برقامی لیلت المیراج انین شبستانی و لیمالله و وقتون انین مقامی صلوات الله علیه و آله الطیبین و اصحابه الطاهرین. من حضرت نوایدن اشتیک نتلرنی اشتیک بو یقارده ایت کلمده مین یلر دوامده بزنی ادبیاتمز دیگه این یخشه انالردن بریده. Afsus ki, o'sha oldingi jamiyatda, sovetlar jamiyatida bu narsalarga barham berildi va hozirga qadar bu narsa davom etib kelyapti. Buni albatta yana bir marta afsus bilan tilga olamiz. Bu Hazrat Navoiyni bu hamda sanolardan so'z boshlashi bizdan yana bir maqsad. Mana har yili fevral oyining birinchi kunligida radio, televiziya, matbuot Navoiyni ko'p eslab qoladi. Maktab, litseylarda ham bir shu yig'ilishlar bo'lib qo'yadi. Yilda bir marta biz Navoiy bobomiz borligi bilan faxrlanamiz. Yilda bir marta ham bir kun deylik, bir kunni bir necha soatda. Va boshqa oylar, yillar, haftalar Navoiy bobomiz borligini unutib ham qo'yamiz. Bizning faxrlanishimiz juda qisqa muddat bilan ajralib qoladi. Mana masalan 9 fevral kuni bir guruh shoirlar Hazrat Navoiyni poyiga gullar qo'yishadi, haykal atrofida ko'proq o'zlarini she'rlarini o'qishib Navoiyga hamma salomlar aytishadi. Bularni hammasi yaxshiliki, men shu muborak kunlarda, qutlug' kunlarda bir savolni qo'yaman. Hazrat Navoiyni biz bilamizmi? Biz Hazrat Navoiyni anglab yetamizmi? Yoki yana ham boshqacharoq savol qo'ysak, Hazrat Navoiyni anglashga harakat qilyapmizmi yoki yo'qmi? Bundan 30-40 yil oldingi ahvol qanday edi-yu, hozir qanday edi? Albatta o'sha sovet davrida ham man xudoga shukur Navoiyni buyuk shoir sifatida tan olindi, ma'lum bir tadbirlar qilindi, kitoblar nashr etildi, ammo shu bilan cheklandi. U davrda ham yuzaki bo'lganlardi, hozir ham eng afsuslanarli joyi shundaki, o'tgan jamiyatda mana men hozir o'qib bergan satrlarni oldingi jamiyatda hech kim hech qayerda o'qiy olgan emas. Chunki Navoiyni asarlari nashr etiladigan bo'lsa, o'sha yillarni ko'riladigan bo'lsak, mana bu yerda Hamsa ham turibdi. Demak, taxminan 20-chi boblardan boshlanib ketadi. Chunki 25-chi boblarga qadar o'sha salovat, natlar bor. Ularni hammasini olib tashlashar edi. To'g'ridan to'g'ri, hatto bismillah rahmon rahim ham yo'q, to'g'ridan to'g'ri uning gap so'ziga kirib ketdilar. Endi mana shu holatda Navoiyni ruhini anglash mumkinmi degan savollar bo'ladi. Albatta mumkin emas. Chunki avvalo bitta savol qo'yaylik, nima uchun Hazrat Navoiy yoki boshqa shoirlar, ularning ustozlari 100 yillar, 1000 yillar o'tib bizga yetib keldi? Halbuki juda ko'p edi-ku bunaqa shoirlar. Bu yerda gap shundaki, bu ulug'larning qalbida, ko'ksida Qur'oni Karim bo'lgan. Mana shu Qur'oni Karim quvvati ularni aqliga,
quvvat bergan va u aql ana undan keyin o'sha fikrlarini qog'ozga tushirib bayon qildi. Mana shuning uchun ham barhayot satrlar yuziga kelgan. Endi biz u asarlarni o'sha boshini uzib tashlasak, bu yerda nima qoladi? Bu shunchaki Allohga ham hech emas, balki o'quvchini qalbini mana shu narsaga moyillik uchun da'vat qilish edi. Ana endi Navoiyni deyarli anglamaymiz, Navoiyni deyarli tushunmaymiz deyishimga bir qancha asoslar bor. Avvalo, yaxshi, mana maktablarda, litsey, kollejlarda adabiyot darsida Navoiyni o'qitishadi. Darsliklarda bilikli hikmatlari bor, lekin shu bilan chekinadilar. O'sha Navoiyni o'qitadigan o'qituvchilarni deyarli hammasi desak ham bo'ladi, boring mana 95% deyilgichi bo'lsa, Navoiyni deyarli bilmaydi, qo'liga o'z kitobini olib o'qimagan. O'sha darslikda nima bo'lsa, shuni o'zini biladi. Oliy o'quv yurtlarida esa Navoiy umuman adabiyot darsi umuman o'qitilmaydi. Undan tashqari, mesela Navoiy haqidagi asarlarni olib ko'raylik. O'sha bitta Oybek domlaning Navoiy romanlari bor va o'sha bundan bir 60-70 yil oldin sahnaga qo'yilgan va kinoga ko'chirilgan Navoiy haqidagi spektakl va film. Bu yerda san'atkorlarni san'atini o'rganish uchun ko'rish mumkindir, lekin bu asarlarda Navoiy hazratining hayotlariga tegishli tarixiy dalillar shunchalik buzilganki, uni hech ham qabul qila olmaymiz. Endi o'tmuş zamonda podsholar, boylar yomon va boshqalar yaxshi degan g'oya hukmron edi. Shunga ko'ra Husayn Baqaro yomon edi. Va o'sha asarlarda asosini, mag'zini Navoiy bilan Husayn Baqaroni ziddiyati tashkil qilgan. Va u ziddiyatga bir Guri degan bir obrazni o'ylab topishgan qadimgi afsonalardan, ya'ni podshoh bilan vazir bolalikdan birga katta bo'lgan ikkita asilzoda shu bitta qizni talashib o'tishadi. Va Navoiyning go'yo Navoiy qilgan shoir qilgan ham ana o'sha Guriga bo'lgan muhabbat. Holbuki Hazrat Navoiy bilan Husayn Baqaro orasida bunaqangi ziddiyatlar bo'lmagan. Va Husayn Baqaro hech qachon Hazrat Navoiyni uzoqlarga surgun qilmagan. Balki uni ijodiga sharoit yaratib berish maqsadi bo'lgan. Va Hamsa yozishda bevosita o'sha Hazrat Navoiyga juda katta bir sharoitlar yaratib bergan. Hamsa 2 yil davomida yozilgan, uni ko'pchilik biladi, 52 ming satrdan iborat. Mana shuni tasavvur qilaylik, 52 ming satrni yozish 2 yil davomida. Buni tayyorini ko'chirish o'zi bir azob. Lekin bu yozilgan. Ya'ni o'sha bir ruhiy, Allohdan bir ruhiy bir ilhom, quvvat olib bu asar yaratilgan. Va bu asar o'sha Husayn Baqaroga bir turha sifatida berilgan. O'sha Farhod va she'rindagi she'rni o'sha arman go'zali sifatida tasvirlanishi degan gap bor. O'sha Husayn Baqaroni o'sha yaxshi ko'rgan o'sha kanizaklari deymiz, mushlaridan biri bir arman go'zali bo'lgan. Shuni Alisher Navoiy asariga ko'chirib podshoga taqdim etgan. Va Husayn Baqaro mana shu tuhfasi uchun Alisher Navoiyni siz shunchaki do'stim emassiz, shunchaki shoir emassiz, mening pirimsiz deb u kishini pir maqomiga ko'tarib, oq otga o'tqizib, Qirat ko'chalarida o'zi podshohning o'zi o'sha oq otni yetaklab o'tib xalqqa e'lon qilgan. Bu mening pirim. Demak, shunday ekan, bitta Guli degan qizni talashib o'tishi ularni ancha bir kulgili hol bo'ladi. Yoki o'sha tomoshalardagi bayon qilingan Majididdin obrazini misolga olaylik. Majididdin tarixiy shaxs, chindan ham vazir bo'lgan Husayn Baqaroga, lekin Hazrat Alisher Navoiyning tavsiyalari bilan bo'lgan.
Ve onu işte tamaşada eksiltirirken Mumun Mirza'nın ölümünde ayıplaşan tarihi cihetten mutlaka asassız. Çünkü Mumun Mirza katil edilgen payette Mecididdin hayat bana geldi. Mecididdin hac ziyaretine niyet kıyanları da padişah ruhsat vermeyen de Hazreti Nevai'nin hızları ortaya düşüp ruhsat alabilenler ve Mecididdin ana şu hac ibadeti seferi çağında yıldı vefat etken. Demek bu nesiller o şey peyde hem malum bugün. Vasallar iletilgen peyde. Lakin o şey Sovyetler, Bolşevikler gayesi ki köre o şey ziddiyet takılışı kere gidi. Ve şimdi tokuma ziddiyetler tokulgen. Şimdi bana bu nesiller hemması artta kalıp yani zamanı kegenimizden kegen o şey yangiçe o şey hakikatlerine yetişimiz gerek olur. Ya ki o şey bana camiyle Hazreti Camii'nin Navai ustazı deyişedi. Bu ustazlık bu pir manası da asıldı. Yani Hazreti Navai Camii'nin şairlikdeki ustaz sıfatı da bilme geldi. Yani Camii Hazreti Navai'ye şiir yazışı örgütü mü geldi? Camii biz bilemiz ki o şey sufilerden buluşken Camii o şey uzun tarikatları bulurken ve Hazret Navai caminin pir sıfatı da bulurlar. Ve özleri hem ana şu tarikatta bulurlar. Ben ihtimal o şey Hazret Navai'nin ilenmesinden bu kişilerini aynen o şey sofilik karışlarımla bağlaş gerek olur. Bu ayında alımlarımızı hükmüge havada onu köp uyuş gerek, köp tahlil kılış gerek bu hayatla. Demek biz bugünkü evlatka Hazret Navai'yi öz kurmuşlarda takdim etişimiz gerek olan. O şey Sovet Davurdu'ki tahlillerde eserlerini, köp havalatlarda Hazret Navai'yi ateist, hudasız sıfatı da girişken. Mesela o kişinin üzerinde bu meşgul beytleri var. Şüphetlerde köp tilge alınlardı. Zahid senge huru, menge canana kirek. Cennet senge bulsun, minge mayhane kirek. Yani şu alimlerimiz bunu tahlil kılatırıp, Navai, bu şey zahidlerini, terk-i dünya kıgenlerini tenkit kıgen, sen ibadetini kılır, menge bu dünyanın lezzetleri kirek digen, mananı çıkarışken. Aslı da ise onda imez. Aslı ence çukurrak, aslı felsefi cihetten, dini, cihattan yüzü çukur. Yani zahid o zaman dünyadan geçti. İşte cennette gapirganimizde bugün günde hem bana mesela şu mescidlerdeki maruzalarda hem cennet hakkında söz ketse imamlarımız birinci gette yerde cennetke düşülse huru pariler yürüdü. Aralarından şarap okadı diken şu ikide cennette fazileti tasviri şu ikide nersemini çekinelim kalışır. Bu cüzdeyen de doğru narsa. Elbette doğru. Mesela o şey cennet perileri, o şey şaraplar, bunlar hepsi var narsa. Bunu eğitip oturken o şey ilahi kitaplardı. Lakin cennetki çüşüşten asasi maksat onu o şey aralardaki şarabı içmezdi. Ve Alişehir Navai'ye okşayken danalar bunu yakışı engelleyip geçirken. Şunun için et şey yaptı ki zahid ki ey zahid sen şu cennetteki perilerge mehliyasın. Şu şularge yetişemen de bu dünyadan geçtik. Hatta hatun bala çıkaydından geçiyorsan. Ama aynı. Eğer senge o şu cennetteki o şu periler kireyi bulaydıken bu sen şu periler senge bırakasın. Ama menge canına kireyi. Bana bu yerde söz. Yani sözde sihri var. Yani o şu söz oynayam diyemiz. Bir de o şu tıl kaidesi göre an koşumçası bu egeri koşumçası diyemiz. Demek bu yerde canana digende bu çıraylı ayar emez. Belki can egesi değil. Yani Hazreti Navai etmaksiler ki sen cennetke
şu parilerge yetişmek bulup düşmek istiyorsan. Lekin min can egesi, yani Allah'ın işkide düşmek istiyorsan. Yani min için muhumu o pariler emez. Min için muhumu Allah'ın didarına yetiş, Allah'ın kürüş. Yani insan için bu cennetteki en âli mükafat fakat Allah'ın kürüş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayetler hem var, benim bendelerim gelişiyor. Sağlık bendelerim bir cennette kürüm hemen diye. Ben işin nevayı bana şu saadetini muhumdur biliyordu. Sen, cennet senge bulsun, minge meyhanı kiri. Hap cennet senge de ki, min Allah'ın işkımla meşiyim ben. Ve Allah'ın işkımla kirip varım ben. Yakadım asılır. Bana bu nesiller, bana indi hazır. Anı kavşan, tahlil kılıp, yaşlarına yetkizildik. Ben hadimi Navruz'a yetip varamız inşallah. Yani şüphe etti, Hazreti Navai'nin bir de satırları köptülge olurlar her yıl. Her tünün kadar uluban, her günün bulsun Navruz. Buna bu satırını Navruz bayramı hiç alakası yok. Hazreti Navai etmektedir ki, her tüneyinin kadir, yani Leyletul Kadir, kadir uluğun. Yani her keçenin, o da Leyletul Kadir keçesi de bilgin, kadirlegin ve ibadetle otuzgin. Yani fakat Ramazan ayının 27'deki otar keçesi yemez senin için kadir keçesi. Her keçe şimdi bulsun, her keçe pakızı bulup yatkın, pakızı bulup türgün ve tünnü Allah'ın zikrimle otuzgin. Hala şimdi sen için yangı gün kirledi. Onu iki kıl düşünüşüm gün. Yani sen yangı gününü şu pakıza halette başına gelince. Bakıyor musun sen şu keçeni kalırlı dübbülü ibadetine otuzginin için yangı gününü o kadar senin günahlarını keçti ve yangı gününü bu da anadan kayıtta doğurgen deyip başlaşın kirledi. Bir manalar yatadı. Şimdi yunga okşayan nesiller köp. Mesela Hazreti Navai'nin cüzü köp. Bu şey ummalarının eserlerini dikkat kılıp okuyduken bu şey köp nesillerini bilemez. Mesela o şey Saddi İskender'i İskender'i diye var onu alımlar tahlil kılıp Aleksandr Makedonski'ye bağlaşadı halbuki. Aleksandr Makedonski'nin bu mesele hiç kınakayla alakası yok. Bu yerde köprak mesela o şey Yazıcı mazucuları tosilgen divar nazarda tutuladı. Yok ki o mesela şey Leyla ve Majnun. Yani bu yerde bu Allah'ın ışkıdaki Majnun. Bu çünkü Umman Sofili edebiyatı da şuna kadar ya, şey bir Ramzi vakiler birerlerdi, Ramzi beyanlar birerlerdi. Onun tekide ise cüzü çukur manalar yatardı bir yerde. Bu şey Majnun'un ışkı, öyle ki bu. Allah ki bugün işk. Ya ki bana test test tülge alıp oturuşadı. Musafir bul ama vatan içine bul digen yine bir satırları var. Bu yönde kanaka düşünüşümüz gerek. Biz bu dünyada musafirimiz. Vatanımız ise cennet. Yani adam neslinin vatanı adam aleyhisselamdan Allah'ın yaratılgan joyları demek cennet demek adam neslinin nasıl cennet ve o şey cennetke münasip yaşaş gereği bu misafirlik hayatı da. O şey misafir bulup yaşayıp yürüpsen imtihan dünyası da. Lekin künlin, hayalin şu cennette bulsun. Yani cennetke düşüş için hareket edip verirler. Demek bunu okşayken meselelerimiz cüdekü Afsuski bu hali geçe Hazreti Alişir Navai'nin eserlerini asıl mahiyeti mağzı hakkında kem yapırıl yaptı. Huda rahmet kısım Abdülkadir Haydin Yatıb Damla o şey müstakilliğinin eserki yılları da tanıyandılar biz Navai'nin başkattan görüşümüz gerekti. Kiyin yıllarda Navai Şinas alımlarını Safiye Amelce kemeyip kaldı. Yaşlar arası da kızıkış derecede yemez.
Mesela şairlerimiz, Üstaz Navai, diyor. Ama Üstazı bu tuzu kurup birleşmiyor. Bu davayımda kapı buluşmasın. Çünkü Üstaz Zigi diyen şairlerimiz aroz vazını birleşmiyordu. Aroz vazında yazı alışmıyordu. Bu var arozda yazı diyen ama ben bu 5 ya da 10 parmağımızı senesek arozda yazı alıdıken artık alışı mümkün. Halbuki Navai'nin Üstaz dediğin adam hiç olsa Navai'den 400 mi, 500 mi ihtimal, ondan köprü ama satırlarını yaddan biliş gerek ve yaddan bilip onu düşündürebiliş gerek. Ama bir yıla Navai Hanlik'e vardı ki ilayetke, filoloji fenleri doktoru vardı bizimle. Filoloji fenleri doktoru. Bu zamanları edebiyat boyunca alım. Ama mümtaz edebiyatımızı mutlaka bilmesek. Navai'den buradığın yegane satırı sorab orijinalinden alın, parlanıp soramayan özgü zanım. Ben ettim ki yani siz zanımsız. Çünkü sorab Navai'ni orijinalmezden Navai'yi halde kiriş, bu hani huviyat. Hiç kimse hayta yılgışı mahbubur kuluptan, ya ki makarım ahla, ya ki lisanı tayirden, bir de ikide hikmetli okup, hakka adamlar, Hazreti Navai'de menemde hikmetler var. Kemterlik hakkı da menemde gepler var. Kıp gepliş hakkı da menemde var dese, bula. Afsus ki bunu şuna kengep adamlarımız ancakine kuvvet demek biz Navai'yi gep hali geçe yakınlaşıp kiralma yapmaz. Navai'nin oğlu dediğimiz hani heykeller koyamız heykelini kalbimizde koyuşumuz gerek. Hazreti Navai'nin bu şuna kengep cüzde kette bayilik ki biz o bayiliğini hemesinin özümüzde olamayız. Umurumuz yetmeyin. Bu bayiliğini bir adam aşağı 63 yıllık ömrüde kağızı düşürüp gitti. Ama biz umurumuz devamında okup organişke bizim umurumuz kifayet kılmıyor. Ben şimdi terbiye hakkında köp yapıramız, maneviyat hakkında köp yapıramız. Terbiye ne var? Terbiye bana Hazreti Navai'nin özü terbiye kitabı. Her gün her bir ailede bizden hikmetli organizsin, bu aralar gibi bizden hikmetli organizsin ata ana. Hayır, ben şimdi bugün, ben bu israf hakkında ben bunu dedi genirken, yalakanç hakkında ben bunu dedi genirken Hazreti Navai. De bu aralarını hangi sindirsin, mektepte okutuncular her derste bizden hikmetli etsin, bu hikmetlerin tergi tükenmeydi, bu cüdükette bir umman, bütün ummandan çeliyle su taşıp, onu kemetirip olmaydı. Demek biz bana bu hikmetlerin Hazreti Navai hakkında köp yapışmaz, köp işleşmemiz gerek. Bu kuruluk hep bana ihtiyaca ne diyemiz, yübüleyi tentanları otelde kitendi. Şimdiden ki yeni fevrilerine kadar biz yine patlayacağım yürü uğramız. Hazreti mesela bana hazırlığa fikrimge misal diyerek her günü, mesela ertelap, ya ki kiç kurup, aile davrası da aile başlığı benimle eğitip yerse. Fil erse eğer hasmin, yani düşmanın, fil erse eğer hasmin deysen ki zarar körmey, bir paşaga alamda yetkizme zarar hergiz. Yani, hiç kimse zarar yetkizme girdi maksile. Kim ki bir könlü buzuknin hatırın, şad eylegey, anca bar ki Kabe bayran ise abad eylegey. Demek kişinin köylünü, bana biz abad ile abad durmuş ile de yapmaz. Bana bu yılda şiarı Hazreti Navai'nin. Yani kim bir kapı adamı, köyünü tükkan adamı şad kıladigen bulsa, yakşı yapırıp mı, yakın bir sabaha verip mi? Bu, o şey Kabe'nin avvat kıyandı sevabı erişen. Yani kişinin köngül avvatlığı hemen hazırlanan üstündeki. İşte Hazreti Navai'ni örgenmişti. Kişinin yine bu bayitlerine hisle batardım. Ey Navai, sen o hisraf bile cami tavri, sanat o rengini koy, sözde gerek dert ile söz dile. Yani ey Navai, sen şair bo'lar degan bo'lsang, o'sha hisrob dehlavi yoki jamiga o'xshagan bo'ladi.
Bunlar kim idi? Hadi getirelim deyip, bunlar Sufi şairi. Bunların eserlerin mezmun nihayeti çukur idi. Bunların eserleri ilahi bulaklardan su içken idi. Yani işte nihayet Ahmet yaptılar ki, selam şuna kadar bugün şiirde, çıraylı, renkberenk, cimcime gafler kere gelmez. Bu şiirde dert gelir. Yani dert, işk, Allah ki bugün işk. Hakkın derdi ki bugün itibar. Bana şunu da buluş gelerek. Hazreti Aleyhisselin Nevai'yi bana şu şiar esası da yaşayanlar, eserlerini yaratkenler. Bugün biz özümüz oryanışımız gerek yaşımızdan kat'i nazar ve yaş avlatke, aziz farzandlarımızga bu hükümetleri örgütüşümüz gerek. Ana şunda biz Hazreti Aleyhisselin Nevai'yi aldığı vazifemizi, güçümüzü az yine bu seham bezergen bulamışsın.